Ah Namlın. Namlın, neyin varmış? Doktor ne söyledi? Yüzün neden kireç gibi? Doktor çok az uyuduğum için zayıf düştüğümü söyledi. Peki ne yapman gerektiğini de söyledi mi? Yeterince uyuyup stresten uzak durmalıymışım. Bu doğru mu? Evet anne. Başka bir şeyim yokmuş. Ateşin de yok. Bayan Namlın Patarathan Hasan, lütfen gelip ilaçlarınızı alın. İşte bunlar vitaminleriniz. Bu da mide bulantılarınız için. Bu da doğum öncesinde kullanacağınız ilaçlar. Namlın, İlaçlarını alman için sana su getirdim. İlaçlarını da vereyim hemen. Tamam, ben alırım anne. İlaç içmeden önce bir şeyler yesem iyi olacak. Ne yemek istersin? Ben hemen hazırlarım. Hiç fark etmez anne. Artık biraz dinlenmelisin kızım. Tien'i arayıp boşanma meselesini konuşacağım. Sen bunu hiç düşünme. Suyunu buraya koyuyorum. Anne. Tien amcayla boşanma konusunu... Konuşmanın sebebi Kong'un arayıp bunu istemesi mi? Hayır kızım. Kong o günden sonra bir daha aramadı. Bence o vicdansız adam için endişelenmene hiç gerek yok yavrum. Tek yaptığı başına dert açmaktı. Şimdi iyice dinlenip ilaçlarını al Namlın. Bay Vitya, Namlın artık Tien amcanın evinde kalmıyormuş. Nereye taşındığını benim için öğrenir misin? Şimdi beni iyi dinle Kong. Sen o gece kulüpten eve bu kadınla birlikte döndün. Daha sonra neler yaşandığını bilmiyorum ama... Bildiğim tek bir şey var. O da Namlın'ın boşanma sebebinin sadece bu kadın oldu. Bu doğru değil Kong. Öyle bir şey yapmadım. Nedir bu? O kadar insansınız. Ve hiç kimse bir şey bilmiyor mu? He? Bay Kong, olayın üzerinden bir ay geçti. Bu yüzden ne olduğunu hatırlamıyor olabilirler. Sanırım en iyisi bize biraz zaman vermeniz olacak. Eğer biri bir şey hatırlarsa size hemen haber vereceğim efendim. Tamam. Ama sadece bu yeterli değil. Buradaki güvenlik ve denetim yeniden düzenlenecek. Önce param çalındı. Sonra da kulübün sahibi olan ben habersizce alınıp
Buradan götürüldüm ama bir şey gören yok. Neyse ki o gece beni çekip vurmamışlar. Hadi şimdi herkes işinin başına. Hadi hadi çabuk olun hadi. Ayak altında dolaşmayın. Bekle. Hadi anlat ona. Olmaz. Tam sırası. Hayır olmaz. Bay Kong. Anongsak'la konuşun. Şu an çok meşgulüm. O gece sizi kimin götürdüğünü biliyorum. Kim? Özür dilerim. Buna mecburdum. Lütfen beni kovmayın. Gerçeği söylemezsen, asıl o zaman seni kendi elimle kapının önüne koyarım. Söyle! O gece sizi Bayan Fa alıp eve götürdü. Söyle bakalım, param hazır mı? Aynı yerde buluşalım. Hemen oraya geliyorum. Sakın parayı getirmeyi unutma. Ama Fa, onunla buluşacağız ancak yanımızda 5 kuruş yok. Cene bunu kabul etmez. Hele bir kabul etmesin. Kabul etmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Tehdide kanacağımı mı sandın? Ondan korkmuyorum. Hayır Fa. Daha farklı bir yol bulmalıyız. Bu çok tehlikeli. Başımız daha büyük derde girebilir. Rah teyze, bunu yapmazsan Jenny polise gider ve biz de hapishaneyi boylarız. Ayrıca hiç merak etme. Onu sadece tehdit edeceğim. Amacım öldürmek değil. Peki tamam. Hadi tabancayı çantana geri koy. Acele et. Of Jenny, sen yine neler karıştırıyorsun böyle? İşte geldi. Bu Fa'nın arabası değil mi? Ne? Fa ve Retana burada. Ama burada ne işleri var? Pekala, param nerede? Arabada mı? Arabada değil. Parayı unut. Öyle mi? Benimle oyun mu oynuyorsun?
Sanırım beni tanımıyorsunuz. Tamam, şimdi videoyu Kong Pop'a göndereceğim. İkinizin de hayatı paçavraya dönecek, biteceksiniz. Ver şunu bana. Bırak, bırak dedim, dur. Bıraksana, çek elini. Bırak dedim. Ver şunu. Ver şunu bana. Burada neler oluyor? Bırak telefonumu. Çekil. Bırak. Hey, bırak onu. Yoksa seni öldürürüm. Tanrım. Fa. Sakın yapma. Hayır. Beni aptal mı sandın? Elindeki kuru sıkı bir tabanca. Sahte mi değil mi? Bir denemeye var mısın? Neler oluyor böyle? Telefonunu yere bırak. Hemen. Bırak. Görürsün. Sen teyze, hemen bana yardım et. Teyze. Bırak şunu. Rad teyze, lütfen bana yardım et. Rad teyze, isteyerek olmadı. İsteyerek olmadı teyze. Ben katil değilim Rad teyze. Bana yardım et lütfen. Hayır hayır değilsin. Hayır, hayır. Katil değilim. Teyze lütfen bana yardım et. Teyze, bana yardım etmelisin. Kaçalım. Hadi Fa, hemen kaçalım. Teyze. Fa, hadi çabuk. Fa. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen. Kimse yok mu? Biri bana yardım etsin. Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Heyfa, sen ne yaptığını sanıyorsun? Yardım edin. Heyfa, sakın bunu yapma. Hayır Fa, sakın yapma. Tamam, biraz sessiz ol. Rata'dan Vefa neredeler?
Dün geceden beri ortada yoklar efendim. Çok güzel. Şimdi hepinize bir soru soracağım. Namlın bu evden neden ayrıldı? Dürüstçe cevap verin. Eğer bana yalan söylemeye kalkarsanız, sizi kapının önüne koyarım. Bayan Faa yüzünden. Kendimi tutamaz mısın sen? Ben sadece gerçeği söylüyorum. İşten atılmak istemiyorum. Şu işin aslını anlatacak mısın? He? Şey aslında o gece sizi arabayla Bayan Faa buraya getirdi. Sizi yatak odasına taşımasına yardım ettik. Bizi hiç kimseye söylemeyelim diye tehdit etti. Ertesi sabah da Bayan Namlın sizi Bayan Faa'nın yanında uyurken gördü efendim. Bu ne anlama geliyor şimdi? 500 milyonluk mirasın sana ait olduğuna dair resmi belge. Kong avukatına bu konuda yetki vermiş durumda. Artık yasal olarak o para sana ait Namlın. Artık mirasını istediğin gibi kullanabilirsin. Anlayacağın Kong pişman olmuş. Bak artık onu affet ve ikiniz de kendi yolunuza gidin. Ayrıca Kong bundan böyle sana acı çektirip üzmeyeceğine dair söz verdi. Ya boşanma belgeleri? Onları imzalamış mı Tien amca? İnan bunu bilmiyorum. Ama ben imzaladığını sanmıyorum. Eğer istersen, bu akşam belgeleri almak için Kong'a uğrarım. Önemli değil. Bunu istemiyorum. Ondan hiçbir şey istemiyorum. Dinletin. Evet. Senden bir konuda yardımını isteyeceğim. Bana yardım edersin, değil mi? Tabii ederim. Nasıl bir yardım istiyorsun? Namlın. Tim bana yurt dışına gideceğini söyledi. Neden yurt dışına çıkacaksın? Gerçekten gidecek misin? Saç modelleme kursu için epeydir istiyordum ama param yoktu. Artık param olduğuna göre Japonya'da bir sene eğitim alabilirim. Ne? Bir sene mi? Namlın bu çok uzun değil mi? Uzun değil Thor. Hatta çok kısa. Saç yapmak için çok çalışmam gerek. Belki
Kurs bittikten sonra iyi bir iş bulup orada kalırım. Hayır, olmaz Namlun. Buna izin vermiyorum. Zaten hastasın kızım. Tek başına yurt dışına nasıl çıkacaksın? Buna iznim yok. Ama anne, sadece biraz stresliyim. Bunda büyütülecek bir şey yok. Namlun. Eğitim için gittiğine emin misin? Bana kalırsa bunu Kong yüzünden yapmak istiyorsun. Hayır, eğitim için gidiyorum. Başka bir sebebi yok. Anne, lütfen gitmeme izin ver. Tamam mı? Eğitim almak istiyorsan tamam, sana engel olmayacağım. Ama orada tek başına ne yapacaksın? Aklım hep sende kalacak Namlun. Ne dersin teyze? Ben de onunla gideyim. Böylece ona yardım edebilirim. Bu harika olur. O zaman ben de gelirim. Hep yurt dışına çıkmak istemişimdir. Hep birlikte daha eğlenceli olur. Hayır, tek başıma gitmeye karar verdim. Anne, senden çok özür dilerim. Sana uzun süredir büyük acılar yaşattım anne. Ama bundan sonra tek başıma ayakta duracağım ben. Sana söz veriyorum. Lütfen gitmeme izin ver. Lütfen anne. Ne zaman gideceksin? Önümüzdeki hafta. En kısa sürede gitmek istiyorum. Ah Namlun. Ay! Oh! Oh! Jenny, kendine geldin mi? Kendini nasıl hissediyorsun? Bir an öleceğini zannettim. Oh! Bana nazar değdireceksin. Hayır. Eğer ölmeni isteseydim seni hastaneye getirmezdim Jenny. Öyle değil mi? Yani beni kurtaran sen miydin? Tabii ki bendim. Açıkçası sana yardım etmek istemedim. Ama sonuçta aynı yerde çalışıyoruz. Bunu yapamazdım. Sen nasıl bir bayan botoksun böyle ha? Seni kötü ruhlu sanırdım. Beni övüyor musun, dövüyor musun? Öyle konuşacağın hayatını kurtardığım için bana teşekkür etmelisin, öyle değil mi? Çenen düştüğüne göre kafan iyi durumda. Yani beyin ölümün gerçekleşmemiş. Sadece şaka yaptım. Hayatımı kurtardığın için sana gerçekten minnettarım. Eğer sen olmasaydın... Kendini şimdi... bu kadar yorma. Aksi takdirde yaran açılır falan, sonra beni suçlarsın. Sen en iyisi güzelce dinlen. Bir an önce ayağa kalkmalısın, tamam mı? Hadi, 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 hadi. Aa, biraz yavaş olsana. Özür dilerim. Bunu bilerek yapmadım. Gücünü toplayana kadar çok konuşma. Ama kendine geldikten sonra bütün olanları bana anlatacağına söz vermeni istiyorum, tamam mı? Fa ve Ratana'nın seni neden öldürmek istediklerini bilmek istiyorum. Biraz dinlen. Hala! Nereye gitti bu?
Hala! Nabob! Buyurun. Halam hala dönmedi mi? Hayır, dönmedi. Ayrıca hiç telefon da etmedi. Bence cezalandırılmaktan korkuyor. Tamam, işine bakabilirsin. Tabii. Teyze benim. Fa evde mi acaba? Özür dilerim ama ben nerede olduğunu bilmiyorum. Ben de şehir dışına çıkmak üzereydim. Kong, neden Fa'yı cep telefonundan arayıp sormuyorsun? Ne zamandır arıyorum ama nedense telefonunu açmıyor. Evinizdeki telefonu açan da olmadı. Eminim çok meşguldür. Son zamanlarda çok tuhaf işler peşindeydi. İnan bana, şu anda nerede olduğunu ben de merak ediyorum. Sanırım onunla sık sık görüşüyor olmalısın ha? Neyse, lütfen kızıma çok iyi bak canım. Tamam. İyi de Fa nasıl işlerle uğraşıyor? Kimle bu işleri yapıyor? Bir fikrin var mı? Fa tek başına bir şey yapamaz ki. Kesin şu an halanın yanındadır. Teşekkürler. Olamaz, yok. Hey Fa, ona çarptığımız yere yakın hastanenin numarasını buldum. Öyle mi? Hadi hemen ara. Acil serviste olabilir teyze. Arıyorum. Fa, Fa. Kim arıyor? Yabancı bir numara. Bu numarayı kesinlikle tanımıyorum. Tanrım, ne yapacağım? Çalan senin telefonun, hemen cevap ver teyze. Açıyorum. Evet, hadi çabuk ol. Alo. Eminim ölmediğime çok sevinmişsindir. Arayan Jenny. Ne istiyorsun? Hemen söyle. Ne istiyorum, öyle mi? Sizi hapse attırıp orada çürümenizi sağlayacağım. Telefonumu alınca geride delil bırakmadığınızı mı sanıyorsunuz? Çok üzgünüm ama hepsini yedeklemiştim. Bence şimdiden hapse girmeye hazırlanın. Ne? Hemen söyle. Tam olarak ne istiyorsun? Söyle, ne kadar istiyorsun? İstediğin parayı sana vereceğim. Hadi miktarı söyle. Söyle dedim. Alo? 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 Hayır. Ne yapacağız Fa? Dur Fa. Nereye gidiyorsun? Kaçmamız gerek teyze. Artık burada kalamayız. Kaçmak mı? Tamam, beni bekle. Ben de geliyorum. Hadi yürü. Hadi. Nereye gideceğiz? Ah Fa. Kapı açılmıyor. Bana yardım hemen et. Hemen geliyorum. Çabuk ol. Hadi. Nereye gidiyorsunuz böyle? Durun! Namlı'nın beni terk etmesine siz sebep oldunuz. Sen ne saçmalıyorsun öyle? Hiçbir şey anlamıyorum. Benim önemli bir işim var, hemen gitmem gerek. Bana numara yapmaya kalkmayın artık. İstersen sana hangi garsonun bana ilaç verdiğini söyleyeyim. İnan bana, her şeyi seni çok sevdiğim için yaptım Kong. Kesinlikle isteyerek yaptığım bir şey değil. Nanlı içeri girdi ve bizi öyle gördü işte. Ben hiçbir şey yapmadım Kong. Sana asla oyun oynamadım. Gerçekten Kong. Lütfen inan bana. Lütfen inan Kong. Bana. Ben hiçbir Fa, şey yeter. Yapmadım. Lütfen. Bırak lütfen. Ben konuşayım, olur mu? Kong, şimdi beni çok iyi dinle. Biz bir şey yapmadık. Karın kendi boşanmak istedi. Lütfen bana inan Kong. O seni sevmiyor. Başka bir adamla beraber. Kong. Kong.
Beni dinlemek zorundasın. Sana yemin ederim Kongo. Sana yalvarırım, inan bana. İnan, yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.